Herkese selam millet. Bugün bu videoda motosiklet zincirinin bakımı nasıl yapılır ondan bahsedeceğiz. Çokça soru geliyor ve inanılmaz da kafa karışıklığı var bu konuyla alakalı. Çünkü bilgi kirliliği var. Kimisi diyor ki 200 kilometrede bir zincir temizlenir. Kimisi diyor ki 1000 kilometreye kadar bekle, o zaman temizle. Hakikaten benim de bu videoyu hazırlanırken teknik verilere baktığımda benim de bir o kadar kafam karıştı. Hemen uyarımı yapayım. Zincir nasıl temizlenir diye bir video çekmeyeceğim. Çünkü onu daha önce çekmiştik. Videonun sonundaki linkten ona ulaşabilirsiniz. Bugün daha çok zincir nasıl yağlanır, kaç kilometrede bir yağlamamız lazım gibi bilgi kirliliklerini temizleyecek bir video ile karşınızdayım. Dedim ya kafa karışıklığı çok diye. Gerçekten de olmaması imkansız. Yani ben bu videolarda genelde kendi tecrübelerimi anlatıyorum ama mevzu böyle teknik konular olduğu zaman da teknik verilere de bakmam gerekiyor. Bu videoyu hazırlamadan önce de işte DID olsun, Motul olsun, Yamaha olsun bütün kullanıcı kitaplarını ve sitelerinde kendi verdikleri teknik verileri inceledim ve kafam iyice karıştı. DID biliyorsunuz dünyanın bir numara zincir üreticisi ve hemen hemen bütün motosikletlere, zincir aktarmalı bütün motosikletlere zincir üreten marka. Yamaha'lar da üzerinde DID zincirle geliyor. Onların internet sitesine baktığımda 300 miles yani 500 kilometrede bir zincir yağlanır diyordu. Sonrasında Motul'un internet sitesine girdim. Orada da 300 miles ve 600 miles arası zincir yağlanır diyor. Yani 600 mili eğer baz alırsak 950 kilometreden bahsediyor. Tüm bunların yanında da Yamaha'nın XSR700'ün kullanıcı el kitabında da 800 kilometrede bir zincir temizlenir ve yağlanır diyor. Şimdi hadi bakalım gel burada da kafanı karışmasın. Şimdi sistem şu arkadaşlar. Benim bu internet verilerinden yaptığım çıkarım şu şekilde oldu. DID'nin internet sitesindeki 300 mil bir ortalama olarak kabul ediyorum onu. Çünkü DID 2000 cc motora da zincir üretiyor, 125 cc motora da zincir üretiyor. Yani bu zincirlerin motor gücüne bağlı olarak gerilme oranları ve işte o baskı, basınç çekme oranları farklı olabiliyor. Ondan dolayı sanırım ortalama bir rakam alarak 300 mil 500 kilometre arasında onu sabitlemişler. Motul'ün internet sitesinde ise Motul ürününün kaç kilometre dayandığını baz almış. 950 kilometrede bir yağlayabilirsin diyor. Benim burada aslında en böyle ya bu tamam bu doğrudur diye kabul ettiğim şey motosikletin kendi kullanım el kitabı. Çünkü Yamaha diyor ki senin motorun 700 cc, senin motorunda bu zincir takılı, sen 800 kilometrede bir bunu yağlarsan benim için okeydir diyor. E abi sağ ol, gerçekten de senin kafan karışmıştı. Geldim bizim de kafamızı karıştırdın diyeceksiniz. Biliyorum, hemen toparlıyorum arkadaşlar. Ben nasıl yapıyorum onu anlatacağım size. Ben de anlatayım. Artık hangisi size mantıklı geliyorsa oradan devam edin. Fakat şunu söyleyeceğim. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar 100 kilometrede bir zincir temizlenir, 200 kilometrede bir yağlanır falan gibi bu şeylere inanmayın. Yani dediğim skala bu kadar geniş. Öyle 200 kilometrede, 300 kilometrede bir elinize gaz yağı alıp non-stop zincir temizlemeye falan gerek yok. Piyasada acayip zincir fetişleri var. Yani böyle zincirleri tertemiz oldukça gururlanıyorlar. Bak benim zincirim parıl parıl parlıyor orada diye. Sanki bileklik takmış gibi. Arkadaşlar işleyen demir ışıldar derler ama bu atasözü motosiklet zinciri için geçerli değil. Sen ne kadar temizlersen temizle, o zincirin üzerine yağ döktükten sonra 50 kilometre git, o yağ zaten kararıyor ve leş gibi bir hal alıyor. Neyse lafı çok uzattım. Ben nasıl yapıyorum onu anlatayım size. Diyelim ki ben bugün zincirimi temizledim. Pürü pak çok güzel oldu. Zincirimi de yağladım. 400-450 kilometre civarındayken ikinci yağı bir sürüyorum zincire. 800-900 kilometre arasında da zinciri tekrardan temizleyip yeniden yağlıyorum. Hemen burada bir uyarımızı yapalım. Eğer sağanak yağmura yakalandıysanız, bakın az bir yağmur demiyorum ama sağanak yağmur, yani o zincir çok ıslandıysa kilometre saymayı bırakıyoruz. Zincir kuruduktan sonra tekrar bir yağlıyoruz. Peki bu bakımları zamanında yapmazsak ya da vaktini kaçırırsak ne olur? Bir kere şunu söyleyeyim. Böyle 50 kilometre, 100 kilometre kaçırmayla bir şey olmaz. Ama yani siz eğer bir bakım dönemini böyle 400 kilometre, 500 kilometre geçirirseniz işte o zaman o zincirin sağlığı tehlikeye girmeye başlayabilir. Sonuç olarak da ne olur? Zincir çalışma prensibini tam anlamıyla yerine getirmeyeceği için O-ringlerde yağ kalmayacaktır, kuruyacaktır ve zinciriniz çok daha erken bir zamanda deforme olacaktır ve yeni zincir ihtiyacınız doğacaktır. Bu arada abi ben zincir değiştireceğim. O-ring mi alayım, X-ring mi alayım diye de çok soru geliyor. Arkadaşlar ikisinin arasında atla deve, bir tanesini uzaya çıkarken bir tanesi taş dövüyor hala gibi bir teknoloji yok. İkisi de birbirinin aynı neredeyse. Bir tanesi de tam yuvarlak bir ring varken orada, diğerinde içi X şeklinde daha kanallı bir sistem var. Yani bu X-ring'i al bu daha iyi, O-ring'i al bu daha iyi diyenleri fazla kulak asmayın. Hangisini istiyorsanız onu alın. Ben O-ring'de X zincirim, X-ring aldım. Bir fark gördüm mü? Görmedim. Herhalde bir sonrakinde artık önüme ne gelirse onu alırım. Çok bir farkı yok yani. E peki abi zincir germeyi anlatmadın diyeceksiniz. Onu da başka bir videoda anlatacağım. Çünkü zincirim şu anda gayet gergin. Şimdi zincir nasıl yağlanıyor? Gelin beraber görelim. Evet, şimdi zincir yağımızı aldık. Ayrıyeten bir de sopamız var. Şimdi abi sopayı ne yapacaksın? Sopayı niye eline aldın diyeceksiniz. Hadi gelin ne yapacağımızı görelim.
Motorun zincirini yağlayacağız. Patok standımız yok. Bir arkadaşımız da bütün zincir yağlama evresince motoru tutmasın diye elimize böyle bir sopa alıyoruz. Bu sopa bize patok standı görevi görecek. Ama nasıl? Motoru bununla korkutarak değil tabii ki de. Alıyoruz böyle bir tane sopa. Motoru sehpada bu tarafa doğru gerdirip bunu buraya koyuyorum. Sonra buradan istediğim gibi bu motoru yönlendirebilirim. Şimdi motoru böyle kaldırdım ama bulunduğumuz bölge eğimli bir bölge. Onun için hemen ön tekerleğe de bir taş koyacağım. Motor kaymasın diye. Malum normalde böyle bir yerde bu işi yapmam ama çekim platomuz biraz eğimli olduğu için böyle bir önlem aldım. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi yapacağımız konu şu. Bir kere zincir yağını elimize aldık. Bolcana bir çalkalıyoruz arkadaşlar. Bolcana bir çalkalayın. İçi zaten bunun sprey boya gibidir. Çalkalayın ki yağ, dipte kalan yağ biraz hareketlensin. Şimdi vatandaşın yaptığı bir hata var. O da şu, zincir yağını alıyor, direkt zincirin dışına buraya zincir yağını sıkıyor. Eğer böyle yaparsanız zincir yağınızı çöpe atmış oluyorsunuz. Çünkü herhangi bir O-ringlere nüfuz etme durumu olmuyor. Bunun yerine ne yapmalıyız? Zinciri şu aralardan, görülüyor zaten burada O-ringler, O-ringlere gelecek şekilde şuradan yağlamalıyız. Önce dış taraf, sonra iç taraf olacak şekilde birer tur halinde yağlarsak gayet sağlıklı olacaktır. Ben şöyle yapıyorum. Bir tur dışarıdan, bir tur içeriden, bir tur da hafif böyle geriden ikisine de gelecek şekilde toplam 3 tur olarak yağlıyorum. Hani en başta dedim ya, işleyen demir ışıldar ama bu laf motosiklet zinciri için geçerli değildir diye. İşte o benim zincirimde alenen belli oluyor. Aslına bakarsanız bu zincir sarı bir zincir ama simsiyah duruyor. Yani ben 7/24 motosiklet kullanan biriyim. Bu zinciri pırıl pırıl tutmam neredeyse imkansız. Şöyle bir muhabbetle dönüyor. Abi 3 kat zincir yağ sıkıyorsun, o lastiklere janta bulaşmıyor mu, tehlike yaratmıyor mu diye. Arkadaşlar zincir yağları diğer otomotiv yağları gibi, motor yağları gibi kaygan bir yağ değil. Lastiğinize de gelse, jantınıza da gelse sizi tehlikeye atacak bir yağ sistemi yok burada. Onun için korkmadan rahatlıkla sıkabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şimdi zinciri nasıl yağlıyoruz onu gösterelim. Alıyorum buradan. Dediğim gibi zincirin bir tarafından gelecek şekilde yağlıyorum. Bir bölümü şu anda yağladım. Şimdi diğer arka taraftaki O-ring bölümünü yağlamaya başlıyorum. İkinci turu da yağladım. Yağladıktan sonra birazcık döndürüyorum arka lastiği. Yağ iyice işlesin diye. Şimdi üçüncü turu yağlayacağım. Biraz daha geriden yapacağım ki ikisine birden gelsin diye. İşlem bu kadar. Daha sonra buraya sıçrayanları da bir peçeteyle, bir bezle falan silip temizleyebilirsiniz. Zincir yağı olarak da ben Motul'ün C4'ünü kullanıyorum. Uzun zamandır bu yağı kullanıyorum. Hem beyaz olması da işime yarıyor. Nereyi yağladım, nereyi yağlamadım diye bana gösteriyor, güzel oluyor. Ama hani illa bunu kullanın diyemem. Hangi yağ sizin kafanıza yatıyorsa fiyat performans olarak onu tercih edebilirsiniz. Fazla yağdan korkmayın, az yağdan korkun. Fazla yağ dediğim gibi en fazla yapacağı şey jantınıza bulaşmaktır. Az yağdan korkun, işte o zaman zincirinize zarar vermeye başlayabilirsiniz. Şimdi bazı motosiklet istasyonlarında zincir yıkama yağlama hizmeti de veriliyor. Tamam sağ olsunlar, güzel de zinciri yağlıyorlar, temizliyorlar ama şöyle atladıkları bir durum var. Hani dedim ya, mümkünse zinciri akşamdan yağlayın ve yağlar yağlamaz yola çıkmayın diye. Bununla ilgili iki husus var. Birincisi, zincirinizi temizlediğiniz zaman hemen daha o üzerindeki o temizleme solüsyonu kurumadan, uçmadan yeni yağ sürmüyorsunuz arkadaşlar. İkincisi ise zincir yağlandıktan sonra hemen yola çıkılmaz. O yağın iyice O-ringlere nüfuz etmesi lazım. Zincir temizleme videosunu başta söylemiştim. Sonunda paylaşacağım diye. Bakın şuradan o videoya da ulaşabilirsiniz. Ama yine kısaca değinmek gerekirse, zinciri temizlerken ben gaz yağı kullanıyorum.
gaz yağı, mazot ya da zincir temizleme spreyi kullanabilirsiniz. Bu üçüyle zinciri temizleyebilirsiniz. Fakat ben 10 yıl boyunca daha bir kutu zincir temizleme spreyiyle zincirimi temizleyemedim. Yani yetmiyor, olmuyor. Onun için ben gaz yağcıyım. Çoğu kişi mazot da kullanıyor. Mazotun hatta daha da güzel temizlediğini söylüyorlar ama ben gaz yağından daha bir mazota geçemedim. Onu tecrübe edemedim. Zincir temizlerken dikkat etmemiz gereken bir diğer husus da tel fırça kesinlikle ve kesinlikle kullanmıyoruz. Zincir temizleme fırçası kullanıyoruz. Artık neredeyse bütün marketlerde bile satılır hale geldi. Ucu plastik zincir temizleme fırçası. Çok fazla para da vermeyin onlara. 20-30 lira civarında bir paradır onlar. Onunla beraber zincirlerinizi temizleyebilirsiniz. Ha şöyle ürünler de satılıyor maalesef piyasada. Efendim ben at kılıyla fırçayla temizliyorum. Ben devenin bilmem neresindeki tüyü aldım. Onunla fırça yaptım temizliyorum gibi ürünler de satılıyor. Onlara da çok fazla itimat edip almanıza gerek yok arkadaşlar. Yumuşak plastik bir fırçayla o işi halledebilirsiniz. Ha bu da yoksa bir böyle boya fırçası ile bile zincirinizi temizleyebilirsiniz. Gaz yağı, mazot ya da zincir temizleme spreyi ile beraber. Yine de videonun uzun halini izleyin. Orada uygulamalı olarak gösteriyorum. Evet, ilk çektiğimiz videolardan biraz daha kısa ama onu da izleyin. Bence kaçırmayın. Şimdi toparlamak gerekirse ne yapıyoruz? Öncelikle kulaktan dolma bilgilere asla inanmıyoruz. Motosikletimizle beraber bize gelen kullanıcı el kitabında kaç kilometrede bir yağlamamız gerekiyorsa o değeri baz alıyoruz ve bakımımızı ona göre yapıyoruz. İkinci olarak kaliteli bir zincir yağı kullanıyoruz ve zinciri yağlarken zinciri dışından değil o-ringlere gelecek şekilde yağlıyoruz. Üçüncü ve son olarak da zinciri mümkünse akşam yağlıyoruz. O yağ o-ringlere iyice nüfuz ediyor ve içerisine işliyor. Evet millet, bugün dilimin döndüğünce, tecrübemin yettiğince size zincir bakımı nasıl yapılır onu anlattım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım sizi biraz bilgilendirmiştir. Bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.